Bir. İki. Beş. Altı. Dokuz. Bir. Dört. Yedi. Dokuz. Bir. İki. Üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Güzelim, ne haber, nasılsın? Canım, ne yapıyorsun öyle? Nasıl olduğumu göstermeye çalışıyorum. Anlıyorum. Da ya şey, sen söylesen mi acaba canım? Ben anlamadım ya. Üzgünüm ve kızgınım. Ha. Tamam. Peki ne oldu? Bir şey mi oldu? Gece İstanbul'a taşınıyor ve beni yanında istemiyor. Tamam. Taşınsın işte, ne güzel. Sen niye üzülüyorsun ki? Çünkü gitmesini istemiyorum. Gece yanımda olunca dünya hiç korkunç olmuyor. Önceden annemleyken öyle oluyordu ama artık geceliyken öyle. Yani yanında biri olmayınca dünya korkunç bir yer mi oluyor senin için? Evet, sesler korkunç. İnsanların gözleri korkunç. Bana bakmalarını istemiyorum ama bakıyorlar. Dokunmalarını da istemiyorum. Eğer gece giderse sevdiğim hiçbir şeyi artık yapamam. Mesela sörf yelken okuluna tek başıma gidemem. Fatma Baba'ya gidemem. Caddede gezip dondurma yiyemem. Tek başıma mağaza da gezemem. Gece olmazsa hiçbir şey yapamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence senin kadar akıllı birisi için bunlar çok basit şeyler. Hayır, basit değil. Bunların hepsi çok zor. Dışarıda çok ses var. Çok fazla insan var. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam ki. Gayet basit. Gayet basit. Yani diyorum ya, bak, senin kadar akıllı zeki birinin bunları yapamaması imkansız. Kendine inan Gülce. Yani sen her şeyi, ama her şeyi yapabilecek kadar akıllısın, zekisin. Yaparsın. Gerçekten yapabilir miyim? Evet, gerçekten yaparsın. Ben sana inanıyorum. Hem sen zaten bu korkunu bir kere aştın mı? Ondan sonra kimse sana karışamaz bir daha. Anladın mı? Sen bana inan. Yaparsın. Canım. Alican. Tek başımayım ve hiçbir şey yapamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika, dur, sakin ol. Ne oldu? Olamıyorum. Burası çok kalabalık. Çok fazla insan var. Çok gürültülü. Herkes bana bakıyor. Ben ablamı istiyorum. Geceyi istiyorum. Pes etmek yok. Tamam mı? Sen yelken okuluna tek başına gidebilirsin. İnan kendine. Bak şimdi tekrar dene. Yapacaksın. Ben inanıyorum sana. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Tamam, yapabilirim. Başarabilirim. Tek başıma gidebilirim. Tek başıma. Tamam, sakin. Sakinim, tamam, yok bir şey. Bir şey yok, tek başıma. Tamam, gece yok. Biri kaymış. Dokunma. Dokunma, sakin dokunma. Tamam.
Gülce! Sesler duymadı. Gülce kızım, iyi misin? Ne olur bir korkun. Gülce kızım, Gülce dur dur bak bak. Sesler susun. Bak ben geldim. Tıvar, bak, çok gürültü var. Bak, korkma, gece, korkma. Gece korkma, istiyorum. Bak. Ablam gelsin, bak, gece bak, istiyorum. Bak, sakin ol. Bak bana. Hadi, hadi derin nefes al. Hadi sayı sayalım ha. Sayı sayalım. Bak, derin gece nefes gelsin. Alalım ha. Hadi derin nefes al. Gece geldi. Hadi sayı sayalım. Hadi. Bir. Hadi. Bir. Ha? İki. İki. Hadi ablacığım devam edelim. Her şey çok yolunda ablacığım. Hiç merak etme, tamam mı? Güvendesin. Şu an her şey yolunda. Hiçbir şey yok. Merak etme ablacığım. Bak son parmağa geldik. Bunu da üfleyince hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? Hadi. Bir şey yok, bitti. Hadi kalk. Kalk. Kalk, ben seni eve götüreyim. Hadi anne. Gel kuzum. Hadi. Hadi. Aferin sana. Aferin. Geçti ya. Gülce nasıl, iyi mi? İyi, iyi, daha iyi. Oh. Evet, şu resme daldı. Yani hayatımda iyi ki böyle bir şey var. Yoksa nasıl dayanırdım bilmiyorum, delirirdim herhalde. Deliremezdim de. Delirmek o kadar kolay. Nasıl delireceğim? Özel çocuk annesiyim ben, nasıl delireceğim? Limonata koyayım, Gülce de çok sever. Yok yok, ben hiç içmeyeyim. Bir an önce lokantaya döneyim. Olmaz, hayatta kabul etmem yani. O kadar uğraştınız, geldiniz buraya. Ne yapayım ben? O zaman çay koyayım. Bak, kurabiye yapmıştım. Çay kurabiye yapayım. Gerçekten hiç zahmet etme. Ben sonra yine uğrarım. Bir çay borcun olsun hayatta bana. Hayatta bırakmam. Yarım saat geç giderseniz de fark eder ama. Tamam. Yok yok. Ben halledeceğim. Dur. Sakın elinle. Dur. Bırak. Ben toplarım. Erda. Çözerim. Dur artık. Benim yanımda kal biraz. Ben her şeyi tek başına halletmekten çok yoruldum. Çok yorgunum ben. Çok yorgunum. Çok yorgunum ben. Berdam.